Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler. Çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada, televizyonlarda sizin enteresan önerileriniz ve ilişkilere verdiğiniz, nasıl söyleyeyim size, her zaman alışık olmadığımız farklı tavsiyelerle hayranlıkla izliyoruz. Eyvallah. Şöyle bir baktım da hocam, acaba dedim Fatih Reşit Civelekoğlu nereden mezun olmuş? Görünce inanamadım. Evet. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Evet. Hocamız ODTÜ mezunu. Şimdi verdiğiniz cevaplar bazen bize ters düşüyor. Nasıl olur diyoruz. Çok sinirleniyoruz. Ama uygulayan birçok seyirci de Fatih Hoca haklıdır diyor. Hazır mısınız? Aldığı eğitim ve vereceği bilgilerle. Bugün dedim ya, bu sezonun son ilişki programını yapıyoruz. Ve inşallah diliyorum ki bugün sizi içinizdeki bulunduğunuz o zor durumdan kurtarmaya geldik. İlişkinizle ilgili bir yalan yakaladıysanız, aldatmayla karşı karşıyaysanız, ben bu evliliği sürdüreyim mi, sürdürmeyeyim mi? Onun cevabını kendi içinizde veremiyorsanız size ışık tutacak, ayna olacak ve vereceği cevaplarla yol gösterecek Fatih Reşit Civelekoğlu. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Önce sorularla başlayalım mı? Başlayalım. Bugün bu programda neler olacak çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Karım doğum günümü ve evlilik yıl dönümümü unuttu Nur Hanım. Beni sevmiyor olabilir mi demiş. Evet. Şimdi sevgisizliğe hemen hükmedemeyiz ama bir dikkat kayması halinin varlığı belli. Dikkat nereye kaydı? Eşlerin dikkatinin birbirinden kayması hiç istemediğimiz bir durumdur. Birbirlerini gördüklerinde gözleri parlamak durumundadır. O göz parlamadığı zaman, "Aa, senin kırışıklıkların mı oluşmaya başladı? Senin selülitin mi çıktı? İşte biraz kilo mu aldın?" deyip birbirlerinin kusurlarına odaklanmaya başlarlar. O göz parlayacak. O gözün parlayabilmesi için de ne gerekiyor? İlişkinin canlı tutulması. Diğer bir deyişle tutkunun canlı tutulması gerekiyor. Şimdi bu tutkunun azalmaya başlamış olduğunu bir göstergesi. Tutku nasıl canlı tutulur peki? Onu da konuşacağız. Yani evlilik yıl dönümünü unutması, doğum gününü unutması tutkunun azaldığını mı gösterir? Aynen öyle. Dikkat dağılıyor. Hocam adam kim bilir kaçıncı yıl dönümü ama? Ne hani bilemiyoruz ki bunu. Hani birinci, ikinci yıl dönümünüz mü yoksa 20 yıllık evli misiniz? İsterse kaç yıllık olursa olsun. Hocam nasıl hatırlasın 20 yıllık evli? İlişki kendini, evlilik ilişkisi kendini tazeleyen bir ilişkidir. Yani doğum günü hatırlamıyorsa, evlilik yıl dönümünü hatırlamıyorsa veya gibi oldu. Hatırlamıyorsa kocan seni sevmiyor mu? Şimdi gözü başka yere kaydı mı? Konuşamıyorum ya. Ona hükmedemeyiz. O çok erken ve belki de biraz önyargılı bir hüküm olmuş olur. Ama bir odak kayması, bir dikkat dağınıklığı durumu söz konusu. Yalnız demektir. Hocam burada küçük bir ayrıntıyı kaçırdık. Bak hep önyargı, biliyor musunuz? Ben bu soruyu erkek diye okuyorum. Sorunun başında karım diyor. Karısı unutuyor. Yani karısı mı? Ne kadar fesatım bak. Hep erkekler üzerine yoğunlaşıyoruz. Evet, şimdi hanımefendi mi kocasını aldatıyor oluyor? Gözü başka yere kaymış oluyor. Şimdi gözü başka yere kaydı derken illa başka bir erkeğe kaymış olamaz. Çocuklara da kaymış olabilir. Genellikle kadınların gözü çocuklarına kayar. Erkeğin gözü öncelikle işine kayar. Odağını kadınından kaybetmiş olması illa da başka bir kadına kaydığı anlamına gelmez. Ama odak kaydı mı olmaz. Hani namaza durdu, Allahu Ekber, nereye bakacak kişi? Secde mahalline bakacak. Göz sağa sola kaymaya başladı mı zihin dağılır, sonra kalp de dağılır. Bedenen orada olsa da ruhen orada değildir. Evlilikte de böyle. Evli çiftlerin istikbali, kıblesi secde mahallidir. Namazda secde mahalli olduğu gibi ilişkide de birbirlerinin gözlerinin içine bakacaklar. Kaymayacak o göz. Kaymayacak. Diyelim ki kaydı. Kaydıysa ilişkide yavaş yavaş problemler ortaya çıkmaya başlamış demektir. Orada hemen durup bir önce kendine bir bakacak kişi. Nasıl hatırlatayım mesela kocama Evlilik yıl dönümümüzü, doğum günü. Şimdi bakın, hemen hatırlatmaktan bahsettik. Halbuki ben yapısal bir sorundan bahsediyorum. Yani ilişkide yapısal bir sorun. İlişkinin tutkusu azalmaya başlamış. Tutku, tutmak, tutkal aynı kökten gelir. Tutkalı azalmaya başlamış. Bu ne demek? İlişki yavaş yavaş dağılma eğilimi içerisine girmiş demek. Şimdi burada mesele sadece doğum gününü hatırlatmak ya da evlilik yıl dönümünü hatırlatmak değil ki. Tutku azalıyor. Tutkal kendini bırakıyor. Bu evlilikte dağılma emareleri var. Bu evlilik SOS veriyor. Yani acil yardıma ihtiyacı var. Kesinlikle. Peki, karım her gece Nur Hanım başım ağrıyor diyor, başka bir şey demiyor. Kadınlar genelde baş ağrısı mı çeker? Evet. Şimdi kadının kalbinin kapısı açılmamışsa kalıbının kapısı açılmaz. Hocam bir daha söyleyin. Kalbinin? Kalbinin kapısı açılmamışsa kalıbının kapısı açılmaz. Kalıbı ne yani, ne o? Kalıp derken bedeni kastediyoruz. Ha. Hani birbiriyle uyumlu olsun diye öyle söylüyorum. Ha, kalp ve kalıp. Hani kalıplı adam, kalıplı kadın derler. Anladım. Ya. Evet. Şimdi erkekler ne yapıyor? Erkekler kalıbın kapısını çalıyor. Bedeninin kapısını çalıyor. Kimin kapısını çalacak? Kalbinin kapısını çalacak. O yüzden beyefendi, o zaman siz her gece karınızın kalıbının kapısını çaldığınız için... Şimdi erkekler şöyledir. Erkeğin kalıbının kapısını çalsan, hani bir dokunsan şöyle, yanlışlıkla bir temas etsen, hemen erkek ne oluyoruz falan der. Kalbinin kapısının açık olmasına gerek yok. Onların kapısı hep açık zaten. Çalmaya gerek yok. Evet, bedenlerinin kapısı hemen açılıverir. Böyle hani fotoselli kapılar var ya, aynen öyledir erkeğin kapısı. Ha, kalbinin kapısı öyle değildir. Fakat erkek kalbinin kapısı kapalı da olsa kalıbının kapısı açık olduğu için cinselliği yaşayabilir. Sevmediği bir kadınla da yaşayabilir, beğenmediği bir kadınla da yaşayabilir. Ama kadın öyle değildir. Kadın sevmediği, bağ kurmadığı, güvenmediği bir erkekle cinselliği yaşayamaz. Ama şimdi biz mesela bunu cinselliğe falan bağlıyoruz da gerçekten, ay bu da sinek de geldi beni buldu ya Rabbim. Ya Allah. Evet. Pardon. Şimdi gitmez o. Özür dilerim hocam. Yo, sevdi beni. Kömür. Şöyle düşünüyoruz mesela, biz bunu şimdi cinsellik olarak algılıyoruz ama hani olamaz mı? Sürekli başı ağrıyor, bir sistemik hastalığı da olabilir. Olabilir. Değil mi? Zaten bence önce bir doktora götürmeniz lazım. Baş ağrısı daha çok kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Niye? Çünkü çok fazla düşünürler. Evet. Çok fazla düşündükleri için de bu zihnin çok fazla meşgul olması ve tabii o donanımın da çok fazla kullanılması sonucunu beraberinde getirir ve buna bağlı olarak oksijen yetersizliği ve baş ağrısız durumu söz konusu oldu. Yani doktora götürdüğünüz hiçbir şey çıkmadı. Yani bir şey çıkmadı. Doktor bir şey yok dedi. Özellikle geceleri böyle yatmaya yakın söz konusu olan baş ağrılarından bahsediyoruz. Böyle günün çeşitli zamanlarında değil. Siz eve gelince? Evet, belli dönemlerde, mesela adet dönemlerinde ortadan kalkar bu baş ağrısı. Kadın çok rahattır, evde çok keyiflidir ama her nedense adet dönemi sona erer. Baş ağrısı yeniden başlar. Gündüz keyiflidir, iyidir ama akşam olunca yatma saatlerine yakın nedense başı tutar falan. Peki bu ağrıdan bahsediyoruz. Bu ne demek bu ağrı? Ben seninle cinsel bir beraberlik yaşamak istemiyorum ağrısı mı? Değil. Ne? Değil. Aa. Sen benim kalbimin kapısını çalmadın ağrısı bu. Sürekli kalıbımla ilgileniyorsun. Aynen, sen benim bedenimle ilgileniyorsun. Sen benimle, bende değilsin, bedenimdesin. Sen cinselliği yaşama çabası içerisindesin. Benimle bir şeyler yaşama çabası içerisinde değildir mesajıdır bu. Burada erkeğe öneriniz ne olur? Erkeğe önerimiz şu. Dikkatini eşine verecek birkaç sevgi sözcüğü. Çok fazla bir şeye gerek yok ki. Mesela belki adamcağız bilmiyordur, sevgi dili yoktur. Öğrenecek. Her bir şeyi öğreniyor. Pazarlamacıysa pazarlamayı öğrenecek. Değil mi? Satıcıysa satışı öğrenecek. Yo, ama zaten belli ki hani öğrenmek için bizi arıyor hocam. Baksanıza, karın baş ağrısı. Yani bu işe çözüm bulmak istiyor. Aynen, ne güzel, desin? Gayet güzel. Canım çok güzelsin bugün desin. Elle bir çiçekle gelsin. Birkaç iltifat etsin. Yediği yemeğe eline sağlık, çok güzel olsun demesi bile o kadın için çok önemli bir şeydir. Çünkü kadınlar önemsenmek isterler, fark edilmek isterler, anlaşılmak isterler. İlla iltifat olmak da zorunda değil. Hayırdır canım, canı sıkan bir şey mi var? Seni bugün biraz durgun gördüm demek bile kadının yüzünde çiçekler açmasına sebebiyet veriyor. Yani ilgili olduğunu gösteren sözler. Seni görüyorum, senin varlığını hissediyorum demektir bu. Yoksa illa romantizm böyle çiçekle böcekle olmak zorunda değil. O kadın zaten ne yapar? Heyecanlanır. A, görüldüm, fark edildim, önemsendim der. Onun kalbi açılır. Bir anda ne hikmetse başının ağrısı da gider, kalıbının kapısı da açılır. Evet. Aa, ya nasıl sorular bunlar, anlamıyorum. Valla bazen ben bile bu okuyacağım sorulara şaşırıyorum. Nur Hanım, sevgilime bir gün boyunca dinozor olsaydın benimle nasıl bir gün geçirirdin dedim. Bıktım sorularından deyip benden ayrıldı. Sevgilim benden ayrılmak için bahanem arıyor. Ya adamı yani, ne demek istiyor burada, dinozor olsaydın benimle nasıl bir gün geçirirdin? Şimdi, niye böyle sevgiliye böyle bir soru sorarsın? Sevgiliye böyle bir soru sor. Bu terapötik bir soru. Nasıl? Hani terapötik, terapide sorulan bir soru bu. Niye böyle bir soru? Kendini bir hayvan olarak düşünseydin hangi hayvan olarak düşünürdün? Niye vesaire dinozor demiş sorular sizce? Sorar. Yani tam üstünde saksağın vur beline kazmayı derler ya. Yani mesela şey olsa anlarım. Kurt olsaydın benimle nasıl bir gün geçirirdin, değil mi? Evet. Aslan olsaydın benimle nasıl bir... Şimdi, hani bunların bir seksapalitesi var. Dinozor ne? Erkek burada sorgulandığını hissetmiştir muhtemelen. Erkek sorgulanmayı sevmez. Çünkü erkekler bir kahramanlık iddiası içerisindedir. Ya ben senin hayatına gerekirse canımı vermek üzere girmişim. Sen geliyorsun bana abuk subuk sorularla beni sorguluyorsun. Niye sorgulaması yapıyorsun? Ne bu? Şimdi bakın, düşün. Geçen bir mekandayız. Baktım. Orada erkekler yakışıklı, boylu poslu ve paralı da belli. Yanlarında bir kadın, etrafta mekanda birçok kadın olmasına rağmen o erkeğin gözü başka bir kadını görmüyor. Sadece ve sadece o kadına odaklı. Bakıyorum önünden daha genci, daha seksisi, daha güzeli geçiyor. Ne var o kadında mesela? Ama sadece o kadına odaklı. Neden? Şimdi erkekler böyledir. Ama ne var o kadında? Her erkek, onu da anlatacağım. Her erkek bir kadının kahramanı olmak ister. Şimdi o adam zengin. O kadınla evlenmeyi istiyor. Belli, date'e çıkmışlar. Anlıyor musunuz öyle bakınca? Yani bunları anlıyoruz tabii ki. Değil evlenmeyi mi düşünüyor? Çok belli. Evli hali yok çünkü. Şimdi o kadın imzayı attırdığında servetinin yarısı o kadının olacak. Düşünsenize. Vay. Adam diyelim ki 1 milyon dolar aylık geliri varsa o kadın imzayı attığı gün o 1 milyon doların 500 bin doları kadının olacak. Şimdi erkek böyle bir şey. Ne var o kadında yani o zaman? Şimdi o kadında şu var. Bakın bu çok önemli. Allah bu en can alıcı, sezonun en can alıcı yerindeyiz şu anda. Kızlar bakın bu soruları hep bizim için soruyorum. Evet. O kadında bende olmayan ne var? Bizde olmayan ne var? O kadında şu anlayış var. Bakın o kadının bir örneğini ben size anlatayım. Yıllar önce bana terapiye geldi. Hocam dedi, ben dedim muzdaribim. Neden? Erkeklerin ilgisinden. Dedim bu çok kötü bir şey değil. İşine. Hocam dedi, dışarı çıktığım zaman dedi ortalık karışıyor. Trafik duruyor dedi. Hadi canım o kadar da olmaz dedim. Evet, kadında bir aura, bir çekim var ama benim de son seansımdı. Seansı bitirdik. Beraber çıkalım dedim. Merak ettim çünkü. Dışarı çıktık, ortalık karıştı. Trafik mi karıştı? Aşağıya indik. Kadıköy'deyiz. Bahariye'den 6 yola indik. Trafik durdu. Hani böyle trafik kazası olur da araçlar bakacağız kıyafeti ayağına. Kıyafeti mi dikkat çekici? Hayır. Kadın son derece normal. Evet, güzel bir kadın. Alımlı bir kadın. Ama daha güzelleri var. Daha alımlıları var. Daha gençleri var. Hocam? Bu kadında ne var? O kadın da bilmiyor zaten ne olduğunu ve bundan dolayı bana gelmiş. Yani ben bu ilgiden rahatsızım diyerek. O kadında şu var. Vay. Bakın. O kadında şu var. O kadında şöyle bir algı var kendisiyle ilgili olarak. Ben bir erkeğin sahip olabilmek için, birlikte olabilmek için emek, kaynak ve zaman harcamasına değer, özel, saygın bir kadınım. Ben ne alaka mı? Trafikteki erkek bunu nasıl anlıyor? Bir erkeği bu bir aura yayılıyor. Neden? Bakın biraz önce ne dedim? Her erkek bir kadının kahramanı olmak ister. Evet. Erkek bir kadınla karşılaştığında, bekar bir erkekten bahsediyorum ya da ilişkisi yolunda gitmeyen evli bir erkek de olabilir. Kalbi der ki beyne, ben bu kadından hoşlandım. Kalp hoşlanır. Önce kalp hızlanır. Sor bakalım bu o kadın mıymış der. Bakın. Burası çok önemli. Bu o kadın mıymış? diye sorar. Erkeğin beyni kadına döner ve sen o kadın mısın der. Kadının beyni önceden bu cevaba sahipse, evet ben o kadınım, bir erkeğin sahip olmaktan ötürü kendini ayrıcalıklı hissedeceği, hem cinslerine karşı, bakın burası çok önemli, övüneceği, gerekirse canını, malını verebileceği o kadın benim derse cevap olarak beyin kalbe döner ve evet bu o kadın, yıllardır aradığımız kadın der. O andan itibaren kalbin atışları hızlanmaya başlar. Evet. Yani düşünerek mi yapacağız bunu? Bu bir algıdır. Bütün erkekler... Bu düşünmeyle ilgili bir şey değil. Ha, onun da yolu yöntemi var. Hani bunu nasıl içselleştireceğiz? Çünkü bunu sadece düşünmeniz yeterli değil. Bunu hissetmeniz de gerekiyor. Trafiğe çıktınız. Evet. Adam Allah'ın trafiğinde giderken trafik karıştı dediniz ya. Yani kadının kıyafetinde de dikkat çekici bir unsur yok. Hayır. Normal, sıradan. Giyinmiş yürüyor. Aynen öyle. Aynen öyle yürürken trafik karışıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya hocam nasıl? Ya niye şeyinden, sadece aurasından? Aurasından, bu iş böyledir. Bu iş böyledir. Avra dediğimiz şey. Nasıl düzeltiriz aura, o aurayı falan? Avra dediğimiz şey basit bir şey değil ki. Aura çok ciddi bir enerji. Tabii bir insanın aurası var. Kesinlikle. Peki bu enerjiyi nasıl yayabiliriz? Çok güzel. Güzel soru işte. Bak bana bu sorularla gelin. Şimdi öncelikle... Ya bilmiyorum, istiyor musunuz böyle bir aura? Bakın insanların derdi ne kadar büyük. Her kadın... Gidip bütün erkekler benden hoşlanıyor diye psikiyatra gidiyorlar, psikoloğa. Her kadında bu aura vardır. Bu aurayla doğar. Her kadın. Her kız çocuğu dünyaya bu aurayla doğar. Sonradan bu auraya gelişir ya da sönümlenir. Evet. Şimdi diyelim ki bu aura söndü, kayboldu. O zaman o kadının kendine karşı sorumluluğu bu aurayı yeniden canlandırmak. Bu algıyı canlandırmak. Ne derler? Bir kızı 1000 kişi ister derler. Bakın 1000 kişi ister derler. Bir kişi alır. Bir kişi alır. İşte o kadın, o kadındır. O istenen, arzulanan kız ve onu 1000 tane erkek ister. Ama sonra nedense o erkek bile ondan hele şöyle bir uzak dur diyecek hale gelir. Neden? O aura zamanla ne oluyor? Kayboluyor. O aurayı canlı tutması gerekiyor. Nasıl kadını tutacağız canlı? Bunu sürekli kendine tekrarlayacak. Diyecek ki ben o kadınım. Hangi kadın? Ben o kadınım. Evet. Bir erkeğin gülesim geliyor birlikte olmaktan gurur duyacağı, hem cinslerine karşı kendini ayrıcalıklı hissedeceği. Bakın burası çok önemli. Mesela erkekler ne yaparlar? Tutarlar, milyonlarca lira para vererek lüks arabalar alırlar. Evet. Niye? Kadınları etkilemek için mi? Yoksa hem cinslerine karşı, bak gördün mü ben senden daha iyi bir arabaya sahibim demek için mi? Hem cinslerine karşı övünmek için. Bir, neyle övünür? Parasıyla övünür. İki, neyle övünür? Karısıyla övünür. Hayatında sahip olduğu, birlikte olduğu kadınıyla övünür. Ve öyle bir kadın ister ki o kadın, birlikte olduğum o kadın benim diğer erkeklere karşı kendimi ayrıcalıklı hissetmemi sağlayacak bir kadın olsun ister. Ve bu soruyu sorar. Sen o kadın mısın? Kadın eğer evet ben o kadınım diyorsa ve bunu demenin ötesinde bunu hissediyorsa, erkek tamam sendeyim. Varım, yoğum, senindir, varlığım, senin varlığına armağan olsun. Hiç bize böyle diyen biri çıkmadı hocam. Sen o kadın mısın? Ay, peki bunu kaç kere tekrar edelim günde? Sabah, öğle, akşam, aç karnına, tok karnına. Tabii. Şimdi bir insana 40 defa deli dersen deli. Olur, doğru. 40 defa veli dersen veli olur. Değil mi? Şimdi o kadına çocukluğunda ne söylendi? Aman kızım ne kadar güzelsin, ne kadar alımlısın, ne kadar işvelisin, civelisin mi dedi? Dendi, yoksa işte dik durma, oturuşuna dikkat et, gülüşüne dikkat et canım, falan. Biz böyle büyüdük. Bu şekilde büyütüldü o. Onun o aurası sönümlendirildi. Aman tişörtünü indir. Gibi. bacak üstüne şimdi, atma. Esasında burada kastedilen neydi? Hani o güzelliğini, o cazibeni ört. Ortalığa şey yapma, dikkat yayma. Dikkat çekme. Ama vur denildi, o ne yaptı? Öldürdü. O kadınlığını bastırdı. O ben dikkat çekmemeliyim diye anladı bunu. Halbuki kadın dikkat çeker. Kadın dikkat çekicidir. Kadın dikkat çekmek üzere tasarlanmıştır zaten. Şimdi ekibimizden biri soruyor ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Bir yakın arkadaşım diye soruyorum bunu. Mesela bir kadının diyorlar, bir erkek bunu da soran, bir kadının ofiste, ortalık yerde, işte arabada, trafikte, arabada ya da çalıştığı herhangi bir mekanda aleni herkesin bulunduğu yerde makyaj yapması bir erkek için çekici midir, itici midir? İticidir. 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 Son derece iticidir. Son derece iticidir. Neden? Yani makyaj aslında karşı tarafa ben o kadının mesajını vermek için yapılır. Ben o kadınım. Mesela dudaklara kırmızı ruj sürülür. Neden? Neden? Çünkü kadın yumurtlama dönemine geldiğinde östrojeni çoğalır, kan beynine şu mesajı veriyor. Hocam dur da biraz rujumu. Öyle mi? Evet, o mesajı. Abi daha kırmızı ruj sürmeyeceğim maazallah. Erkek beyni bunu alıyor. Ha, kadın bunu vermiyor olabilir. Kırmızı ruj sürünce. Tabii kadın bunu vermiyor olabilir. Hiç partnerin yoksa kimle çiftleşeceksin? Kadın bunu vermiyor olabilir. Kadının niyeti bu olmayabilir. Ama erkeğin beyni şunu diyor. Beyni derken hayvan beyninden bahsediyorum. İnsanda hayvan beyni vardır. Memeli beyni ya da ilkel beyin de deriz. Bakıyor bunun diyor dudakları kırmızı. Başka ne? İlk defa duyuyorum. Tırnaklar. Ojeli tırnaklar. Aynen, ojeli tırnaklar. Tırnakları da kırmızı. Bu kesinlikle Allah Allah. O akıllı beynimizden bahsetmiyoruz. İnsan tarafımızdan değil, hayvan tarafımızdan bahsediyoruz. Peki böyle beyaz oje sürmek ne demek? Beyaz oje çok anlamlı değil erkek beyni açısından. Zaten yaz sıcak, buralardan çıkalım. Anladım. Ya da diyelim ki sütyenli. Ha. Bu yani birazcık daha gidersek yani erkek beyni ne yapıyor ya, bu bizi kandırmaya çalışıyor hocam şeklinde. Hocam bir replik var biliyor musunuz? Uy terledim ha. Ha sorular evet, burada. Çıkalım mı bu sorudan? Evet, çıkalım. Ay vallahi nereden nasıl geldik buralara biz? Aa. Neyse ama yani işin uzmanından öğreniyoruz. Tabii ki. Ben de bilimsel verilerden bahsediyorum. Dikkat evet, ederseniz. Ve hocamın eğitimini söylüyorum. Bakın ODTÜ mezunu kendisi. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Eyvallah. Allah'ım. Karımla beraber aklıma hep aşkım geliyor demiş. Ay Allah'ım yarabbim. Evet. Karıma haksızlık mı yapıyorum? Daha ayrıntı yazmış da bugün herkesin aklı başka bir yerde. Evet. Yani, muhtemelen cinsellikten de bahsetmiştim. O soruyu tam veremiyoruz ekrana. Evet. İşte siz anlayın. Karımla evet. Beraberken aklıma aşkım geliyor diyor. Evet. Şimdi ne diyor? Ben sende tutuklu kaldım. Tutuklu kaldı. O kadın da tutuklu kaldı. E ne olacak şimdi? Karısına da dönüyor ve şunu söylüyor. Bedenimi alabilirsin. Ruhumu asla. Ruhumu asla alamazsın. E ayrıl o zaman. Kadın bunu hissediyor zaten. Kadın bunu hisseder. Sen bende değilsin der. Sen bende değilsin. Senin aklın başka yerde. Hatta senin ruhun da başka bir yerde. Başka birisinde de. Kadın bunu hemen hisseder. Ayrılsın derken biz şunu varsayıyoruz. Bir insan bir kadınla evlenmişse kader o kadını ona uygun görmüştür. Evlilik kader. Dolayısıyla onun kadını odur. Öbürsü değil. Ama hocam ben o kadında kaldım. Git ve kendini o kadından kurtar. Özgürleş. Kendin ol. Özgür bir birey ol. Ondan sonra çık eşinin karşısına. Orada tutuklu kaldın diye tutup da kendini o hapishaneye hapsetmek zorunda değilsin. Kendini oradan kurtaracak. Ah benim güzel Türk erkeğim. Ne kadar vericisiniz, ne kadar gerçekten tatlısınız. Sorunun güzelliğine bakın. Nur ablacığım diyor, yabancı bir kadına aşık oldum. Çok da seviyorum diyor. Kaşını, gözünü, ağzını, burnunu o kadar seviyorum ki size anlatamam. Yazmış buraya, sevdiği yerleri de yazmış. Dedim ya bugün aklımız başka bir yerde. Ama bak nasıl verici, nasıl fedakar. Sürekli ondan para istiyormuş kadın. Beni ailesinden biri gibi mi görüyor demiş. Şimdi iyimser bir bakış açısıyla bakalım hocam, zaman nereden, nasıl bakacağız? Şöyle deriz. Bu ilişki şehvet eksenli bir ilişki olmaktan çıkıp şefkat eksenine geçmiş. Bu adam sevginin dozunu kaçırmış. Bu adam farkında olmadan onun abisi, onun babası konumuna gelmiş. İyimser hayır, bakış. Kadın adamdan istiyor. Tam kadın adamdan istiyor. İşte bir çocuğun babasından harçlık istemesi gibi para istiyor. Bu iyimser bakış. Ama bu da problemli. Hocam 27 yaşındaymış. Nasıl evet, baba olabilir ki? Kötümser bakış olur. Bazı insanların o ebeveynliği o kadar babacandır ki. Hani aralarında çok yaş farkı da yokmuş ki. Ne olursa küçük ya, kendisinden küçük bile olmuş olabilir. O kadından küçük bile olabilir. Babacan bir tavrı vardır. O babacan tavrıyla kadının içindeki çocuk kafayı kaldırır. Aa ne kadar iyi bir insan. Size baba diyebilir miyim der. İlişkinin ekseni şehvetten şefkate kayar. Artık o kadın onu babası gibi görür. Hocam ne babası? Söğüşlüyor adamı. Şimdi dedim ya bakın bu iyimser bakış. Yazık çocuğa, kim bilir hangi anne babanın oğlu. Kötümser bakışımız ne? Sizin de söylediğiniz gibi adamı resmen söğüşlüyor. Evet, bu şekilde yazık de çocuğa olabilir. Fakat gerçekçi bakışta şudur. Kadın isteyecek tabii ki. Kadın alıcıdır. Erkek vericidir. Gerçekçi bakıştan bahsediyorum. Hep bakın, verecek mi erkek? Erkek hep verecek. Hani sıfır grubu RH pozitif. Verir ama hiç alamaz. Bir kan grubudur ya. Evet. AB herkesten alır ama hiç kimseye vermez. Kadın alıcıdır, erkek vericidir. Söyle. Şimdi gerçekçi bakacak olursa ya hocam yani. Ama o kadının da bazı fedakarlıklar olması gerekmiyor mu? Kadın isteyecek. Kadın isteyecek. Fedakarlık kadına özgü bir şey değil. Ama olur mu? Hep o zaman para üzerine kurulmuş bir ilişki olur mu? Kadın fedakarlık yapıyorsa, bakın bir kadın fedakarlık yapıyorsa yanlış yola girmiştir. Çık o yoldan. O yol seni varmak istediğin yere götürmez. Bir dakika hocam, bu konuyu konuşacağız. Bir telefonumuz varmış. Tamam. Valla erkekler, onlar da bağlanabilirler. Yani niye sürekli erkekler para ödüyorlar, erkekler veriyorlar? Bir telefonumuz var, alıyorum. Tekrar bu konuya devam edelim. Alo. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurunuz. Hanım. Buyurun. Eşim yaklaşık bir senedir benden telefonu falan saklıyor. Ben sürekli şüphelenmeye başladım. Bu zaman söylemek istiyorum ama. Çok net duyamıyoruz. Bir dakika bekler misiniz? Bir saniye. Bir dakika. Sinek de başımın derdi bugün. Sesçi arkadaşlarımızdan rica edelim. Hiç duyamıyoruz. Anladığım kadarıyla kocası uzunca bir süreden beri telefonunu saklıyormuş ondan. Yani burada bir aldatılma mevzu söz konusu. Acaba yakaladı mı, yoksa şüpheleniyor mu hala? Arkadaşlarımız teknik olarak düzeltebilirlerse bağlayabiliyor muyuz tekrar? Peki, alo. Alo. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz? Buyurunuz. Yaklaşık bir senedir ben aldatılıyorum hocam. Ve benim haberim yok, ben dün öğreniyorum. Ah, nasıl öğrendiniz? Benim dünyam başıma yıkıldı. Ah canım benim, ah canım. Yapmadım, bir senedir telefonunu bende saklıyordu. Ben şüpheleniyordum sürekli. Nasıl öğrendiniz kocanızın aldattığını? Telefonunu karıştırdım. Sesli mesajlarını duydum hocam. Fotoğraf gelmiş, paralar gitmiş, neler olmuş. Bana 1 lira bile çok gören insan ve başkasına 5.000 lira gönderebiliyormuş meğerse. 1 lira bile bana vermez, düşünebiliyor musun? Yani karşı tarafa demediği güzel sözcükler yok, bana asla yok. Ben şok oldum ya. Yani kaç yıllık evlisiniz? İnsan da bir şeye benzetse tamam diyeceğim. Ya o kadar çirkin ki keşke görseniz. O derece yani. Bilmiyorum. niye yapacağını bilmiyorum. Hocaya söylesem ben bu ilişkiyi yürütmeli miyim yoksa gitmeli miyim? Kaç yıllık evlisiniz? Ayrılmak istiyorum. Dayanamıyorum. 6 yıldır evliyim. Peki kiminle aldatıyor? Yakın çevreden biriyle mi aldatıyor? Yok, yakın çevreden değil. Eski kız arkadaşıdır. Yani yakın çevre işte yani. Yani eski kız arkadaşına yürüyor tekrardan. Hocam ne diyorsunuz? Hem çirkin diyor hem güzel değil. Şimdi bakın, biraz önce söylediklerimizi nasıl teyit eden bir durum, bir tablo ortaya çıktı. Ne yapıyor? Parası olmadığı halde para veriyor. Evet, nasıl veriyor? Güzel olmadığı halde ona meftun olmuş vaziyette. Öyle değil mi? Diyoruz ya, erkek eril enerji verme enerjisidir. Dişil enerjisi alma enerjisidir. Şimdi ne oldu? Evde bir kadın var halbuki. Çocuklarına bakan, ona bakım veren, fedakarlık yapan bir kadın. Evet. Erkek fedakarlık yapan kadına erkeğin beyni şu der: bu o kadın değil. Yani 5 kuruş vermiyor. Bu kendisine yatırım yapacağım. Bu elde etmek için emek, kaynak, zaman harcayacağım. Bu birlikte olmaktan ötürü kendimi ayrıcalıklı hissedeceğim ve diğer erkeklere karşı övüneceğim kadın değil der. Ve o kadını elinin tersiyle iter. Ve o zaman bu değilse kim benim kadınım diye aramaya başlar. Ve ben o kadınım iddiasıyla ortada dolaşan bir kadına işte bu o kadın der. Kadın daha çirkindir, daha yaşlıdır, daha deformedir. Ama erkek gider ona aşık olur. Şu iddiadadır: ben o kadınım. Fatih Reşit Civelekoğlu bizlerle beraber. Az önce bizi arayan sevgili seyircimiz dedi ki 6 yıllık evliyim, kocam bana 1 kuruş dahi vermediği zamanlar işte o kadına paralar yağdırmış. O kadına. Evet, o kadına. Tırnak içinde o kadına. Üstelik o kadın, hanımefendinin anlattığını söylüyorum, çirkin. Olabilir, kesinlikle. Ben ondan öyledir. Çok daha güzelim. Yaşı da hanımefendiye göre daha büyük bir kadınmış. Şimdi burada ben onun gerçek karısı, ondan daha güzel, ondan daha genç, ondan siz dediniz ya defosu daha az, hani gençlik yıllarının vermiş olduğu o dinçlik de varken neden o kadına bu adam para yağdırıyor? Çünkü şimdi bu kadın konuşmaya devam etseydik muhtemelen şunları söyleyecektir: hocam saçımı süpürge ettim, ona 3 tane çocuk doğurdum, çamaşırlarını yıkadım, ütüsünü yaptım, gençliğimi ona feda ettim. Bakın, feda. Erkeğin beyni şunu diyor: bu o kadın değil. Bu kendisini için emek, kaynak ve zaman harcamaya değer, yatırım yapabileceğim, beni hem cinslerime karşı ayrıcalıklı kılacak o kadın değil. Ya yolda git. 50'li yaşlarda İstanbul trafiğinde ya sen o arabaya zor sığıyorsun. Yol yok gidesin. Niye aldı? Ben bu arabaya sahibim. Ben sizden daha iyiyim. Şimdi erkekte böyle bir şey var. Böyle bir iddia var. Şimdi eğer kadın bu iddiasını ispat etmesine yardımcı olacak bir noktada değilse işte o zaman erkek o kadını elinin tersiyle itiyor ve bu iddiasında onu ispat konusunda destekleyecek başka bir kadının arayışı. Öyle olmuyor hocam ya. Gündelik hayatta sürekli erkekten bir şey talep ettiği zaman erkek kaçıyor. Şu var. Talep etmeyeceksin zaten. Nasıl isteyeceğiz? Talep etmeyeceksin. Talep ettiğin zaman o zaman dediğiniz gibi dilenci, Medine dilencisi konumuna geçiyorsun. Erkek zaten arıyor. Sen o kadın mısın diyor. Sen o kadınsan ben sana yatırım yapacağım diyor. Şimdi lüks sektörüne bakalım. Kadınlar 30.000 dolarlık, 50.000 dolarlık çantalar alıyorlar. Öyle mi? Öyle. Kimin parasıyla alıyor? Niye canım, illa erkeğin parasıyla mı? Kimin parasıyla alıyor ağırlıklı olarak? Sermaye kimde? Ben şu yaşadığım sürece bir erkeğin parasıyla bir çanta almadım yani. Yapmayın ne olur. Siz istisnasınız. Hiç istisna değilim. Benim gibi dolu kadın var çalışan. Hayır. Bir de kendi para kazanan birisi gidip 30.000 dolar o çantaya vermiyor. Vermez. Verir misin? Vermezsin. Elin titriyor. Elin titriyor. Ben o parayı nasıl kazandım? Ama erkeğin parasını çatır çutur veriyor. Şimdi bakın, erkek 30.000 dolar bir çantaya verir mi? Adam bakar, neden ben bunun aynısını kapalı çarşıda çok daha aza yaptırırım tamam da, der. Biz bunu, ama verdiriyor o parayı. Niye tamam verdiriyor? Da, biz bunu nasıl yani, niye verdiriyor? Hocam nasıl talep edeceğiz? Çünkü şundan dolayı verdiriyor. Ver ki diğer erkekler görsünler benim nasıl bir erkek olduğumu, karısına nasıl da çatır çatır para harcadığımı. Erkek bunun arayışı içerisinde. Şimdi dolayısıyla bizi arayan bu hanımefendi, çok üzüldüm tabii haline, gözyaşları içerisinde. Bir kere şöyle bir toparlanacak, gözlerinin yaşını bir silecek, derin bir nefes alacak, aynanın karşısına geçecek ve şunu diyecek. Şöyle şuraya da şu iman tatlısı dediğimiz noktaya hafifçe vuruşlar yaparken kesinlikle ben o kadınım diyecek. Ben o kadınım. Hangi kadın? O kadın. O kadın benim. O kadın benim. Bir erkeğin sahip olmaktan ötürü kendini ayrıcalıklı hissedeceği, kendisi için para, emek, zaman harcayacağı, yanında kendini gururlu, diğer erkeklere karşı kendini gururlu hissedeceği o kadın benim diyecek. Gözyaşları içerisinde bir yandan da gözyaşları akacak. Ama bunu demeye devam edecek. Ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha. Yavaş yavaş duruşunun değişmeye başladığını hissedecek. Yavaş yavaş gözlerinin yaşını dinmeye başladığını hissedecek. Yani burada saç rengi, göz rengi, bacak boyu, hiçbir şekilde ilgili değil. Nasıl olur hocam hiçbir ya? Şey. Kadın söyledi işte benden daha çirkin dedi. Kadın söyledi, bizzat yaşayan söyledi hocam. Ve ben de bunun örneklerini yüzlerce defa şahit olmuşumdur. Benim de danışanlarım geliyor. Kadıncağız gayet güzel, alımlı. Hocam diyor eşim beni aldattı diyor. Ve diyor Allah'ın gücüne gitmesin diyor. Kadın patates çuvalı gibi diyor. Çıkarıyor, gösteriyor, bakıyorum. 8 yaş büyük. Eşinden 8 yaş büyük, adamdan da 4 yaş büyük. Ya şimdi bu kadınsa bu ne? Yani hep bu kadınsa bu ne? Hep bunu tekrar edeceğiz yani. Evet. Ben o kadınım. Ben o kadınım. Evet. Hangi kadın? O bir kadın. Erkeğin sahip olmaktan dolayı gurur duyacağı, hem cinslerine karşı ayrıcalıklı hissedeceği, kendisi için emek, kaynak ve zaman harcamaya değer o kadın benim. Ay ben bunu söylerken utanırım böyle. Aa. Hani diyor sen de mi Brutus diyor ya. Hocam, sen de mi Brutus diyor ya. Ben anladım evet, yani. O zaman senden hiçbir şey olmaz ılsıydı yani, o. Evet. Böyle değil. Ben o kadınım diyeceksin. O zaman bak gör etrafta erkekler ha. Çünkü beyin bunu mesela, algılıyor. Bu o kadın yaz, diyor, bu bütün, o kadın diyor. Bütün yaz boyunca biz bunu diyelim bakalım. Eylül'de buluşalım. 40 gün, 40 gün deyin. Bakın 40 gün, günde bir defa. Öyle 3 defaya falan da gerek yok. Birkaç dakika süreyle aynanın karşısına geçin. İlk günkü fotoğrafınızı çekin. O aynanın karşısındaki değişiyor? İlk günkü fotoğrafınızı çekin. Sonra 40. gündeki fotoğrafınızı da çekin ve aradaki farkı görün. Duruşunuzun nasıl değiştiğini, ses tonunuzun, beden dilinizin, bakışınızın nasıl değiştiğini görün. Zaten fotoğrafa bakmaya gerek kalmayacak. Çevredeki insanların, hem cinslerinizin ve karşı cinsin size karşı yaklaşımının değiştiğini de göreceksiniz. Peki şimdi gerçekten çok önemseyerek soruyorum. Kelimemiz şu. Ben o kadınım. Ben o kadınım. Ben o kadınım. Bir erkeğin birlikte olmaktan ötürü gurur duyacağı, hem cinslerine karşı, diğer erkeklere karşı övüneceği, kendisi için emek, çaba, uğraş harcamaya, para harcamaya ve zaman harcamaya değer o kadının. Peki. Bunu 40 gün boyunca yapsın. Denemesi bedava. Sonra da önümüzdeki sezon bize söyleyin. Aynen. Yazın ben bütün gün bunu yapıyorum. Evet yapın. Peki, tabii ki yapacaksınız. Erkekler de yapacak. Erkek de şunu yapacak. Ha, erkek izleyicimiz de varsa ben o erkeğim. Ben erkek o yapıyor. Erkeğim. Hangi erkek? Bir kadının kahramanı olacağı, kendisine dayanacağı, güveneceği, sadakatle bağlanacağı o erkek benim diyecek. Erkek de bunu söyleyecek kendisine. Çünkü her dedim ya her kadın kahramanını arıyor. Peki bunu böyle içimizden söylememiz yeterli mi? Böyle yeterli. Sesimiz kulağımızda duyacak. İçinizden söyleyebilirsiniz. İçinizden söyleyebilirsiniz. 40 gün boyunca bunu kendinize söyleyin. Dedik ya 40 gün boyunca deli dersen deli, veli dersen veli olur. Hadi öyle. Bakalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz hocamın verdiği bu önerileri mesela 40 gün boyunca yapabilir misiniz ayna karşısına geçip? Alo, bana mı? Evet evet, size soruyorum. Yapabilir misiniz? Evet. Aa bak, yaparım diyor. Vallahi bravo. Peki buyurunuz, sizi dinliyoruz. Derdiniz derdimizdir. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben hocama oğlumla ilgili bir şey sormak istiyorum. Dinliyoruz. Benim 32 yaşında evli bir çocuk babası oğlum var. Oğlum biraz narsist özelliklere sahip bir çocuk. Biraz bencil, biraz acımasız, kimsenin fikirlerine önem vermeyen, dinlemeyen, hep kendi söyledikleri önemli olan, ön planda olan bir çocuk. Eşi bu konuda biraz mağdur. Eşini dinlemiyor, önem vermiyor söylediklerine. Eşi de onu sevdiği için katlandığını söylüyor. 2 aydır da büyük oğlumla tartışmış, aralar açılmış. 2 yıldır. Büyük abisiyle görüşmüyor. Biz de onunla görüşmek için, aracı olduğumuz için üstüme geliyorsunuz dedi. Anne baba olarak bizi de sildi. Bayramlarda evimize gelmedi. Sürekli gidiyoruz biz, o yokken çocuğu seviyoruz, torunumuzu. Kendisini görmüyoruz. 2 seferdir gittim bu bayram arası. Sarıldım, yalvardım. Oğlum işte böyle olmaz. Biz özledim seni. Dün dedim gittim, memlekete gideceğim, 4 ay yokum bak, ölümlü dünya dedim ya. Vicdanen rahatsız olursun ölsem kalsam. Hiç mi dedim şeyin yok. Sarıldım, öptüm. Bana ters ters bakıyor, küçümser gibi. Hiç oralı olmadı, dinlemedi. Kasabroda'ya gitti. Oğlum hakkını helal et dedim, çıktım geldim. Yani ben ne yapabilirim? Dedim artık sileyim, aramayın, sormayın. Ama biz arayıp sormadığımız zaman biliyorum ki sonsuza kadar böyle devam edecek. Ne yapabilirim? Yani bizim sürekli gidip gelmemiz de sanki eşiyle arasında şey yaratıyor gibi. Eşi arada kalıyor, üzülüyor. Bebekken üzülüyor, süpü çekilecek diye korkuyorum falan. Yani onlar rahatsız olmasın, biz aradan çekilelim mi diyorum, öyle mi yapalım? Çok doğru bir yeri aradınız. Çok doğru bir yeri aradınız. Buyurunuz lütfen. Hocam, bir annenin haykırışını dinledik. Evet, şimdi narsistler değişir mi? Narsistler normal şartlar altında değişmezler. Çünkü insan 2 şekilde değişir. Zihni açıldığında ya da kalbi kırıldığında. Musibet ya da nasihat. Travma ya da terapi, 2T. Fakat narsistin kalbi kırıldığında değişim için bir kapı açılır, aralanır. Orada değişim ihtimali masaya gelir. Peki şimdi bu narsistin kalbini kırabilecek kim var dünyada? Bir kişi var. Annesi mi? Hayır, değil. Kim? Eşi. 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 Evet. Ben çok görmüşümdür meslek hayatımda. İlk seansta geldiğinde hocam eşim burnundan kıl aldırmaz, 3 ay bana küser, 6 ay suratıma bakmaz, yatak ayırır falan deyip sonra eşim ayaklarıma kapandı. Bir çocuk gibi içini çekerek hıçkıra hıçkıra ağladı, beni bırakma demiş, çok kadın görmüşümdür. Şimdi bir erkeği, narsist bir erkeği o narsistik duruşunu kırabilecek tek kişi o kadındır. Bakın o kadın, ama o kadın mı? Ne diyor? Katlanıyor. Ne yapıyor? Çok sevdiği için fedakarlık yapıyor. Çok sevdiği için erkeğinin o aşağılamalarına, indirgemelerine ne yapıyor? Göz yumuyor. Göz yumuyor. Bu yanlış. Yanlış yerde duruyorsun. Burada durduğun müddetçe narsist seni ezer. Nerede duracaksın? Onun önünde durmayacaksın. Yukarıya, tepeye bir yere çıkacaksın. Orada mağrur bir duruş sergileyeceksin. Dolayısıyla nasıl, esas nasıl bu soruyu o kadın dinlemeli. Onun eşi dinlemeli. Çünkü şöyle yaparız, kayınvalidesi izliyor. Tamam, bu güzel. Videoyu zaten YouTube'a yüklenecek. Kesinlikle. Tekrar izlettirir. Orada izleyecek. Şimdi o kadın ne yapacak? Bir dakika ya diyecek. Sen kimsin arkadaş? Sen kimsin? Bir kelam sen arzulayansın. Sen talep edensin. Sen isteyensin. Bense arzulananım, ben istenenim, ben talep edilenim, ben o kadınım. Bir erkeğin bugün o kadına uğruna canını bile verebileceği, emek, kaynak ve zaman harcayacağı, sahip olmaktan ötürü kendini diğer erkeklere karşı ayrıcalıklı hissedeceği o kadınım ben. Sen kimine dans ettiğini zannediyorsun. Bu bakış açısını kendisini oturttuğunda köpek olur. Narsistlik, narsistlik, hak getire. O narsistlik, o duruş sahte bir duruştur. Onu bir vuruşta tuzla buz eder. Çok örneğini görmüşümdür. Bunu yapacak. O mağrur duruşla o yüksek yere çıkacak. Onun için o kadın kendini kampa alacak. Eşinden bahsediyorum. Bu süre içerisinde odağını eşinden kendisine döndürecek. Hani o üreyecek, kervan yürüyecek tabiri caizse. O kendine dönecek ve şunu diyecek: ben o kadınım. Ben o kadınım. Ben uğruna canını bile feda edilmeye değer, malının harcanmasına değer, bir erkeğin sahip olmaktan ötürü kendini ayrıcalıklı hissettiği, diğer erkeklere karşı övüneceği o kadınım diyecek. Bunu kendine söyleyecek, bunu kendine ikna edecek, inandıracak. 40. gün bakın, hani ne diyor, 2 sene diyor. 40. gün o adam gelip o kadının ayaklarına kapanmazsa gelsinler. Sonra diyelim kadının ayaklarına kapandı. Annesiyle nasıl barışmasını şimdi sağlayacak? Zaten kırıldı. Kırıldı. O narsistik duruş, onun beli kırıldı. Hani ne diyor? Dam üstünde saksağın, vur beline kazmayı. O kazmayı vurdu, onun duruşunu kırdı. Tamam. Artık o kadına karşı o duruşu sergileyemez. Canım, cicim. Çünkü şunu bilir. Bu o kadın. Ve ben onun için emek, kaynak, zaman harcamazsam bu kadın gider, ben bunu kaybederim. Tamam der. Gelini mi çözecek kayınvalidesini, annesinde olan? O duruşu bozulduğu zaman diğer kişilere karşı olan narsistlik duruşu da bozuluyor. Allah Allah. Evet. Peki. Siz lütfen bunu gelininize de izlettirin. Birlikte böyle bir... Kesinlikle. Çünkü işin uzmanından alıyoruz bu tiyoları, evet, önerileri. Sosyal medyadan izlesinler bunları. Evet. Instagram'a Fatih Reşit Civelekoğlu. Evet. Hocamın dedim ya, çok sivri çıkışları, farklı önerileri var ama... Bütün herkes çok memnun. Eyvallah. Alo. Şimdi diyecektiniz hocam. Yok yok. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldiniz. Buyurunuz hocam. Buyurunuz. Dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz. Ha, canlı yayındasınız. Buyurun. Sesim geliyor değil mi? Çok net geliyor. Ha, merhabalar. Ben de hocamıza bir soru sormak istiyorum Nur Hanım. Buyurun. Maalesef ben de aldatıldım. Aldatıldınız. Evet, bir yıldır evliyim. Ve mesajla kaladım. Bir yıldır evlisiniz. Daha cicim ayları olması gerekirken... Evet, ne zaman yakaladınız mesajları? Nasıl yakaladınız? Kimle aldatıyor? Yani çok detaya girmek istemiyorum ama yani... Hani böyle günübirlik olan durumlar oluyor ya. Anladım. Hı. Öyle yani, çok kötü bir durumdayım. Öncelikle anlattım kendisine. Yani inkar etti tabii ki de. Yapmadığını söyledi. Sonra işte artık sıkış olmadığını görünce mesajları gösterdim. Yok işte ben psikolojik olarak çok kötüydüm. Bizim aramız çok kötüydü. Bu sebeple yaptım diye işte bana uydurmaya çalıştı. Herhangi bir şey yaşamadım. Yani bildiğiniz şeyler yani. Anladım. Şimdi hocamı da şunu sormak istiyorum. Ya ben bunu hazmedemiyorum hiçbir şekilde. Ama evi de terk etmedim. Yani bunu yaparak hata mı yaptım? Ne yapmam gerekiyordu? Yani inanılmaz kötü hissediyorum. Kendime saygım kalmadı. Haklısınız. Önemli bir soru bu. Bakın, birçok kadın bunu yaşıyor. Şimdi kocası diyor ki, duydunuz, bir ilişki yaşadım ama tek gecelik bir ilişki. Herhangi bir şekilde duygu yok. Sadece sonuç var. Evet. Şimdi evden gidecek kadın. Kadın bütün bu yaşanana rağmen hala evdeyse bu ne demek? Ben seni öylesine seviyorum ki beni bir hiç yerine koymuş olmana rağmen, beni bir sıradan birisiyle aldatmış olmana rağmen bile onurumu, kadınlığımı, insanlığımı ayaklar altına alarak kalıyorum demektir. Şimdi sen onurunu ayaklar altına aldın mı? Sen insanlığını, kadınlığını ayaklar altına aldın mı? O onu paspas olarak kullanır. Ayaklarını siler onun üzerine. Gidecek evden. Ha, gidecek derken boşanacak demiyorum ama evden gidecek. Ne deyip de gidecek evden? Ben gidiyorum. Ben böyle bir şey kabul edemem. Çünkü ben o kadınım. Ben o kadınım. Sen bırak beni aldatmayı. Benim için canını bile vermen gereken o kadınım ben. Sen bana bunu yapamazsın. Ben gidiyorum diyecek, gidecek. Ha. Nereye gidecek? Annesinin evine. Hocam babası şöyle, annesi böyle. Bir gidecek. Adam o yokluğu bir yaşayacak. Neyi kaybettiğini bir fark edecek. Ne kadar süreyle gidecek? Bir ay mı, bir hafta mı, 10 gün mü? Asgari 3 gün. 3 günden önce dönmeyecek. Yani koşullar her zaman uygun olmayabilir. Kızım geri dön denilebilir vesaire. Kocası gelirse mesela, hadi gel seni almaya geldim. 3 günden önce geri dönmeyecek ama 40 günü de aşırmayacak. Evet, adam geri almaya gelmezse. Ha, o zaman zaten bu şu demektir. Sen hayatın boyunca aldatılacaksın. Sen o kadın değilsin. Sen benim için saçını süpürge edecek, fedakarlık yapacak, bana çocuklar doğuracak, evde oturacak. O kadınsın. Bakın, o kadın değilsin. O kadınsın. Bunu kabul, eğer buna rağmen geri dönerse bunu kabul etmiş olur. Orada pazarlıkta, masada kaybetmiş olur. Ve ölene kadar da bu konumda kalır. O masada, o pazarlık yeniden yapılacak, kartlar yeniden dağıtılacak. Eğer o özgüvende değilse, o gücü kendinde hissedemiyorsa da o özgüveni kazanmak için, o gücü yeniden hissedebilmek için kendi içine dönüp çalışacak. Sadece bunu yapması bile, bakın, ben o kadınım demesi bile yeterli. Hocam kurslarıma gidelim, seminerlerime kişisel gibi. Sadece bunu yapmanız bile yeterli. 40 gün boyunca bunu yap. Evet, ama evden gidecek. Evde durduğu takdirde erkeğin beyni şu mesajı veriyor. Hiçbir şey olmadı. Bak, hiçbir şey olmadı. Kadın ağladı, işte üzüldü, şikayet etti, yakındı. Olacak bu kadar diyor. Ama bak gitmedi diyor. Yani atış serbest, yürü diyor. Kim tutar seni diyor. Canını acıtacak, önemli bir ceza verirsen kesinlikle tekrar etmez diyorsunuz. Peki, ümit ederiz bunu uygulayabilir ve sonuç alırsınız. Alo, bir diğer telefonumuzu alalım. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş buldum. Fatih Hocam'a soru sormak, danışmak istiyordum da. Canlı yayındasınız, Fatih Hocam sizi dinliyor, buyurunuz. Merhabalar Fatih Hocam. Merhabalar. Ben aslında çok istiyordum sizinle birebir görüşüm, hiçbir zaman bir fırsat olmadı da. Ben çok hızlıca sorunuzu alabilir miyiz lütfen? Evet. Son günlerde 2 kez eşimden şiddet gördüm. Bu ikincisini anne babamın evine geldim. Eşim anlaşmalı boşanma yapalım diyor. Ben ona o zaman bile hani kesinlikle bir destek alalım dedim. Çünkü eşimin yani sanal zihin olarak beni aldatması var. Dönem dönem çok oldu bu. Evliliğimin ilk aylarında ben yakaladım. Ondan sonra iş düzeni yok. Telefon bağımlılığı çok fazla var. Hani bana karşı, çocuklara karşı böyle ilgisiz oluyor. Ben o enerji kendimde bulamıyorum diyor. Hani çok nadir bir enerji hadise davranıyor. Ve anne baba olarak anne babasının baskısı da çok fazla var evliliğimizde. Hani ne yapabilirim? Evet. Boşanayım mı, boşanmayayım mı? Nasıl yol alayım diyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok dikkatli dinlesin beni. Çok dikkatli dinlesin. Şimdi kadın bazen şu hataya düşüyor. O kadın gibi hissetmiyor ya. Bak, o kadın gibi hissetmediği için ne diyor eşine? Bana o kadınmışım gibi hissettir diyor. Lütfen diyor, bana emek, kaynak, zaman harcayarak, benim yanımda kendini iyi hissederek, gözümün içine bakarak bana o kadınmışım gibi hissettir diyor. Erkek ne diyor? Çekil şuradan ya diyor, seninle uğraşamam diyor. Aynen bunu söylüyor. Bu hanımefendiye de ne yazık ki bunu yapıyor. Çekil oradan demiş, elinin tersiyle itmiş. Ben o kadını arıyorum. Şimdi bana o kadınmışım gibi davran, bana o kadın olduğumu hissettir. Çok yanlış. Bitti. Erkeğe kopyayı verdin. Yani şunun altyazısı şu: ben o kadın değilim. Ne demesi gerekiyor? Bir kere şiddet var, aldatma var. Evet. Şimdi şiddetme ve aldatma. Bu ne demek? Erkek onu, o kadın, hayatının kadını, uğruna emek, kaynak, zaman harcayacağı, sahip olmaktan ötürü ayrıcalık isteyecek kadın olarak görmüyor. Ne olarak görüyor? İşte biraz önce de durumda da söylediğim gibi, sen burada duracaksın, kabul ediyorsan yemeğini yapacaksın, bana bakım vereceksin, taşıyıcı anne olacaksın, hizmetkar olacaksın, anneme gelinlik yapacaksın, ablama gelinlik yapacaksın, bana da odalık yapacaksın ama ben o kadını aramaya devam edeceğim. Şu anda eşinin ona söylediği şey bu. Ne yapsın peki? Bu ne söylüyor? Bu hanımefendi ne söylüyor? Terapiye gidelim, aramızı düzeltelim. Hayır. Çünkü eşi şunu söylüyor. Sen o kadın değilsin diyor. İtiyor onu, bakın. İtiyor. O şiddet ve aldatma davranışının altyazısı budur. Sen o kadın değil. Git, seni istemiyorum diyerek onu itmektir bu. Şimdi terapist ne diyecek? Hadi birbirinizi sevişin, öpüşün, koklaşın. Tabii. Barışın mı diyecek? Hayır. Erkek bunu kabul etmez. Orada da itiyor. Geliyorlar benim karşıma oturuyor. Orada bile itiyor. Ya pardon diyorum ya. Kavganızı sonra yaparsınız arkadaş. Burası itiş kakış yeri değil. Ama orada bile itiyor. Niye? Çünkü erkeğin beyni şu diyor. Bu o kadın değil. Bağırıyor bas bas. Alarm veriyor. Bu o kadın değil diyor. Şimdi bu hanımefendinin kesinlikle kendi içine dönüp onurunu yeniden yükseltmesi, kadınlığını yeniden ele alması ve ondan sonra dönecekse dönmesi gerekiyor. Adam res çekiyor zaten. Anlaşılmalı boşanma. O zaman burada hanımefendi belki destek alması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peki. Kesinlikle öyle. Fatih Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah.